Sınıfta bir anda yere yığıldı. Dili boğazına kaçan 10 yaşındaki Azra nefes alamıyordu. Hemen hastaneye kaldırıldı ama maalesef kurtarılamadı. İstanbul Eyüp'te dün yaşanan o acı olaydan bahsediyoruz. Aslında Azra'yı kaybetmemizin asıl nedeni ilk yardım ve acil müdahale noktasındaki yetersizliğimiz maalesef. Peki böyle durumlarda ne yapmak gerekiyor? İlk ve acil yardım nasıl yapılır? İşte uzmanından hayat kurtaran öneriler. Dilin geriye doğru ilerleyip yer çekimi vasıtasıyla solunum yolunu kapatması. Sınıfta bir anda yere yığıldı Azra. Dili boğazına kaçmıştı, nefes alamıyordu. Çocuklarda çok sık görüyoruz. Düşme, çarpma. O sıra tabii çok hareketliler. Ansızın düşebiliyorlar, çarpabiliyorlar ve bilinç kayboluyor. İstanbul Eyüp'teki Yunus Emre İlkokulu'nun 4. sınıf öğrencisiydi Azra Zeynep Demir. 4. sınıf öğrencisi 10 yaşındaki Azra Zeynep sınıfta bir anda düştü. Talihsiz çocuğun dili boğazına kaçmıştı. Hemen hastaneye kaldırıldı ama kurtarılamadı. Öğretmenleri hemen sağlık ekiplerini aradı. Azra hemen hastaneye kaldırıldı. Ama çok geçmeden kahreden o haber geldi hastaneden. Küçük Azra kurtarılamamıştı. Hava giriş çıkışı olmuyor, çocuğun solunumu duruyor ve birkaç dakikaya müdahale etmezseniz maalesef çok acı, üzücü durumlar ortaya çıkabiliyor. Peki böyle bir durumda ne yapmak gerekiyor? Nasıl daha doğru müdahale ederiz? İşte yanıtı. Birden bayıldı. Hemen yaklaşıp bir yavaşça seslenmek lazım. Baktık hareket etmiyor. Göğsünün inip çıkışından solunumunun olmadığını fark ettik. Hemen manevra yapmak çok önemli. İlk yardımda doğru manevrayı yapmak çok önemli. Solunumun olup olmadığına bakıyorsunuz. Başını geriye, çenesini de böyle yukarıya doğru kaldırıyoruz. O zaman dili de açılacaktır. Daha büyük yaşlardaysa müdahale şekli biraz daha farklı. Biraz daha geriye doğru başını ettirmemiz gerekiyor. Baktık hala solumuyor. Gerekirse suni solunum yapılabilir.